bilezikten gelir. Bunlar temizlenir, ayıklanır, böyle böyle şey olur. Ondan sonra makinede mayanımız boğulur. Bundan sonra bunun içine yabancı madde olarak tek tarçın girer. Tarçın atar, ondan sonra teknelerimize koyuruz. Ondan sonra sabahleyin yerini savurarak bu hazır olur. Meyan şerbeti, bu bizim meyan kökümüz, Fırat'ın kenarından gelir. Her sene oradan alırız, bunları yaparız. Müşterimize göre günlük, ona göre yapar, hazırlarız. Gelen müşterilerimize ikram ederiz. Sel felaket oldu, deprem felaket oldu. Bunlar tabii ister istemez etkiliyor. Ya buna ekserle halktan çok gelip alan var. Lokantalarım var. 1,5 litre. 1,5 litre 15 lira. Geçen sene ona veriyorduk. Bu sene fiyatları çok anormal şekilde arttı. Mesela geçen sene 15 aldığımız meyan kökünü bu sene 40 aldık. Bu sefer ister istemez biz zam yaptık. Ramazan'da bunun mideyi rahatlatır. Midemizi şey yapar. Bu meyan şerbeti Ramazan'da orucu bundan açılınca mideyi çok rahatlatır. En büyük özelliği bu. Bir şifa kaynağı. Bu doğal Osmanlı zamanından gelen bir şerbet. Böbrek taşlarına, idrar yollarına, mideye çok faydalı. Bu doğal kola. Kolanın esas ham maddesi bu. Ama artık şimdi doğal şeyler, çeşitli şeyler çıkınca doğalın şeyi kalmadı. Bu meyan kullanmıyorlar.